Bir yıldız daha kaydı efendim. Fatma Girik 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. O masmavi gözleriyle Türk sinemasının, Yeşilçam'ın en yiğit kadınıydı. Öyle derlerdi büyüklerimiz. Fatma Girik hayatını kaybetti. Türk sinemasının bir mihenk taşı daha düştü. Arkadaşları, dostları, onunla bir mesai geçirmiş olan, teşriki mesaisi olan dostları Fatma Girik'i uğurlama töreninde son bir kez bakın nasıl anlattı. Tüm kötülüklerin karşısında her zaman beni sevip sarıp sarmalayan oldu. Fatma abla sanatçı olmasının ötesinde çok başka insani değerlere sahip biriydi. Bir kere çok dürüsttü. Algıları çok açıktı. Hepimizin ablası, annesi olmuştur, babası olmuştur, yeri gelmiştir. Yeri mümkün değil doldurulması. Türk sinemasını yaratan ilk kadınlardan biri. Açıklamalar farklı, duygular ortaktı. 79 yaşında vefat eden Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri onu yalnız bırakmadı. Nuri Alço, Bekir Aksoy, Kerem Alışık gibi birçok sinema ve dizi oyuncusu son görev için gelmişti. İnsan kalpli bir insanı kaybettik. İnsanları seven, hayatı, sanatı hep mavi gözleriyle mavi bir yerden bakan, bizim kalbimizin derinliklerinde de mavilikler bırakan bir insanı kaybettik. Yani onlar gidiyorlar, içimizden uğurlayamıyoruz. Yapacak bir şey yok, bazen işte söz de bitiyor, ses de bitiyor, nefes de bitiyor, kalp de üşüyor, hepsi olabiliyor. Bugün de onlardan biri. Espri dolu bir insandı. Yani Fatma Girik'le anlatılmaz, yani bugün otursak aylarca, haftalarca çok şey anlatırız ama onunla yaşanır. Gerçekten yaşayan bilir nasıl bir insan yürekli olduğunu, kalbinin nasıl bir insan olduğunu, bugün işçinin, garibanın, set işçisinin, emekçinin yanında olduğunu, hep onların haklarını savunan bir insan oldu. Biz genç oyunculara, bize ne oldu diye biz de beraber çalışmıştık. Biz genç oyunculara inanılmaz bir yol açtı, yön gösterdi. Hem iç disiplin anlamında, hem oyunculuk anlamında, hem de insani değerler anlamında. O yüzden bize katkıları gerçekten çok büyüktü. Biz vefatından kısa bir dönem önce de görüştük. Bodrum'dayken beraberdik. Sonrasında o süreci de yaşadık, telefonla da konuştuk. Bana kattığı en büyük değerlerden biri çalışırken profesyonel anlamda eğlenmeyi de bilmekti. Benim hayatımda en eğlenceli zamanlarımı, en keyifli zamanlarımı Fatma Girik'le geçirdim diyebilirim. Fatma Girik'in naaşı defnedilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine doğru yola çıktı.